geldiğimizde biz de aynı gayretle gerek Büyükşehir Belediyesi'ne gerekse de Çevre Bakanlığı nezdinde girişimlerimiz oldu. Büyükşehir Belediyesi'nde bu sorunları aşamayacağımızla ilgili kanaatimiz pekişince acaba dedik Çevre Bakanlığı nezdinde sorunları çözebilir miyiz? Ve bu maksatla da en az 3 kez farklı 2 Çevre Bakanı'yla Bakırköy dönüşüm planlarını konuştuk. Onlara ada bazlı planlarla ilgili olarak çok ayrıntılı sunumlar yaptık. Dahası Çevre Bakanlığı'nın bürokratlarıyla Bakırköy Belediyesi'nin içinde toplantılar yaptık ve ada bazlı geniş çalışmayı hazırladık, Çevre Bakanlığı'na götürdük. Belki aranızdan hatırlayanlar olacaktır. Millet Parkı'nda kentsel dönüşüm merkezi adı altında kurduğumuz bir birimde de bu toplantılarla ilgili olarak ayrıntılı bilgilendirme yaptık resimlerle. Planlar çok beğenildi Çevre Bakanlığı'nda. Ve şöyle demiştik. İstanbul'un genelinde var ama Bakırköy'ün özelinde daha fazla var. Ben de zaman içinde öğrendim. Anlatılanlardan öğrendiklerimle Bakırköy'deki sokakların önemli bir kısmı adeta otopark haline gelmiş. Dünyanın modern kentlerinde sokakların imara oranı %11-12 iken İstanbul genelinde sokakların imara oranı %15-16, ne yazık ki Bakırköy'de de sokakların imara oranı %20'ye yakın. Bu kadar ara sokakların olması Bakırköy'deki imar planlarını zora sokuyor. Biz ada bazlı proje yapalım. Sokaklardan elde edilen imar kazanımını da vatandaşa biz verelim ve ada bazlı geniş bir kentsel dönüşümü gerçekleştirelim. Herkes çok beğendi. Bu teknik anlatımdan da çok mutlu oldular. Belki de şaşırarak, ben de çünkü şaşırdım, ilk kez duyuyorlardı. Yani sokakların imarına olan oranını benden ilk kez duyuyorlardı. Ben de onların bunu duymalarına şaşırmıştım. Ve dedik ki sokakları biz halkımızın kullanımına nasıl açtıysak onların menfaati için imara da katabiliriz. Bir mahallede örnekliyorum 100 tane sokak 2 tane cadde olacağına 20 tane geniş sokak 5 tane geniş bulvar olsun. Otopark sorununu da ada bazlı binaların sitelerin altında çözelim demişti. Çok beğenildi. Gerçekten çok beğenildi. Ben de o heyecan ve hevesle gelip halkımıza anlattım. Yakında çıkacak diye. Bekledik. Hala daha görevde. Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedat Görgün'ü. Dedi ki bu planlar güzel ama bu planları uygulamak için bizim burayı riskli alan, riskli bölge ilan etmemiz lazım. Düşünebiliyor musunuz? Korkunç bir şey. Yani yeni bir fikir tepeden bahsediyorlar. Bakırköy Belediyesi'ni ve Bakırköy halkını bu işin dışında tutarak riskli alan ilan edip Bakırköy'ü bir daha işin içinden çıkılamayacak şekilde bir plan kaosunun içine sokuyorlar. Geldik, sizlerle konuştuk, partimizin yetkilileriyle konuştuk, meclis üyelerimizle, ilçe yönetimiyle, STK'larla konuştuk ve kabul edilemeyecek bunu reddettik. Sonra 2018'de Büyükşehir'e bir daha gittik. Onu da niye gittiğimizi söyleyeyim. Zamanın başbakanı daha henüz görevden alınmamıştı. Sayın Davutoğlu'yla Dolmabahçe'de başbakanlık ofisinde görüşme yapmıştım. Kendisi de ben de eski bir Bakırköylüyüm dedi. Dershaneye Bakırköy'de gittim dedi. Halen daha eşim hanımefendinin muayenehanesi Bakırköy'de dedi. Özel bir ilgi gösterdi ve dedi ki Sayın Topbaş'la da bu konularda sana destek olabileceğine inanıyorum. Siz hazırlayın planlarınızı. Mutlaka bir çözüm yolu bulunur. Ama maalesef Sayın Başbakan'ın siyasi ömrü yetmedi. Allah rahmet eylesin Sayın Kadir Topbaş'ı da niye olduğunu bilmediğimiz şekilde hatırlarsınız. İstifalar isteniyordu. Yine süreç tıkandı. Çok uzatmayın 2019'a geldik. Çok inanarak
artık Türkiye'de bugün olduğu gibi bir değişimin kaçınılmaz olduğu kanaatimizle halkımıza dedik ki Bakırköy'ün kentsel dönüşümünü yapmak Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediyesi'ne nasip olacak. Gayret edelim, Büyükşehir Belediyesi'ni kazanalım, ilçe ve Büyükşehir Belediyesi aynı siyasi partiden olursa bu sorunları çözeriz dedik. Ve 2019 Mart seçimlerine giderken de siyasi vaatlerimizi Büyükşehir'i de kazanacağımızla birlikte halkımızın takdirine sunduk. Geçen katıldığım bir toplantıda söyledim. Dedim ki, bu din adamları verdikleri vaazların gereğini yerine getirse ve bu siyasetçiler de verdikleri sözlerin gereğini yerine getirseler dünyada hiçbir sorun olmaz. Din adamları dinlerken o kadar güzel vaaz veriyorlar ki ister kilisede papaz olsun, ister sinagogda haham olsun, ister camide imam olsun, ister cemevinde dede olsun. Bütün din adamları olağanüstü vaazlarda bulunuyorlar. İyilikten, kardeşlikten, barıştan, bir arada yaşamaktan, sevgiden, kul hakkı yememekten o kadar güzel bahsediyorlar ki. Ama bu vaazların gereğini yerine getirme konusunda görüyoruz ki büyük eksiklik var. Benzer bir şey de siyasetçilerde var. Bol miktarda vaatte bulunuyorlar. Hep iyiye yönelik bir umut veriyorlar. Ama verdikleri vaatlerin ne yazık ki hiçbirisini gerçekleştirmiyorlar. Biz de bulunduğumuz vaatleri gerçekleştirebileceğimiz ölçüde sözünü verdik. Verdiğimiz sözler, işte burada bulunduğumuz belediye hizmet binasını tamamlayıp hizmete açacağımızın sözünü verdik. İnşallah Büyükşehir'i kazanırsak Ayamama Deresi'nin rekreasyonunu ve revizyonunu yapacağımızın sözünü verdik. İnşallah Büyükşehir'i kazanırsak Özgürlük Meydanı'nı tamamlayıp hizmete açacağımızın sözünü verdik. Bu ve buna benzer sözler verdik ama en önemli sözümüz de şuydu, mutlaka kentsel dönüşümü halkımızın beklentisi ölçüsünde çözecektik. Neydi o beklenti? Katında, konumunda, yerinde ve yurttaşlarımızın cebinden para çıkmadan bir ilave katla bu sorunu çözelim. Geçmişte şöyle diyorlardı, ya kardeşim Bakırköy halkı çok zengin, ne gerek var bir ilave kata? Verecek parasını yaptıracak. Evet, parası olanlar yaptırdı zaten binasını. Ama Bakırköy halkının neredeyse nüfusun yarıya yakını emekli. Bakın burada hepimiziz, neredeyse yarıya yakınımız orta yaş düzeyindeyiz. Değil mi Salim abi? Evet, orta yaş düzeyindeyiz. Nüfusun yarıya yakınının emekli olduğu hane gelirinin o günkü tespitlerle yaklaşık 3200 lira olduğu Bakırköy'ün zenginliği nerede? Hep söylüyorum, Bakırköy'ün bir zenginliği var ise akıl zenginliğidir, gönül zenginliğidir, vicdan zenginliğidir, ülke sevgisi zenginliğidir. Başka bir zenginliği yok, ben görmedim. Bu nedenle dedik ki katında, konumunda, yerinde ve kimsenin cebinden para çıkmadan bir ilave katla sorunu çözelim. Yaptık planları 2019'da. Hatta bir daha teşekkür ediyorum ama o teşekkürü çok ettim, şimdi geri alıyorum. AK Partili meclis üyelerinin de desteğiyle, oy birliğiyle bir plan hazırladık. Onların da göz önünde, onların da katılımıyla, onların da bilgisiyle hep birlikte bir plan hazırladık. Çavit Bey teknik ayrıntılarından bahsetti, ben yormayayım sizi. Demiryolunun kuzeyinde ne olmalı, demiryolunun güneyinde ne olmalı, merkez 7 mahallede dönüşüm için ne yapılmalı, bunları uzun uzun ve hep birlikte konuştuk. Ve hep birlikte oyladık. Hep birlikte oy birliğiyle de planları Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdik. Çok geçmeden Büyükşehir Belediyesi'ndeki AK Partili meclis üyelerinin itirazıyla bizim gönderdiğimiz imar planları reddedildi. Olabilir dedik. Belki bir eksik yapmışızdır. Ya bir daha çalışalım. Bir daha çalıştık. Revize ettik. Bir daha gönderdik 2020 yılında. 2020 yılında gönderdikten sonra başladık beklemeye. Meşhur bir hikaye var ya, Godot'u bekleme hikayesi. Biz de başladık beklemeye. Dostlarımız geliyor, STK'lar geliyor. Bu konuda uğraşı verenler,
Gidip Büyükşehir Belediyesi'nin önünde pankart açanlar, diyoruz ki ya sabredin, sorun çıkarmayalım, uzlaşalım, gayret edelim. Aman bir tartışma olmasın. Taç giyen kral bile başını yere eğiyor. Biz de birazcık alttan alalım, AK Partili meclis üyeleriyle iyi geçinelim. Bakırköy halkının menfaati için gerekiyorsa boyun bükelim dedik. Bekledik, 3 ay bekledik, 6 ay bekledik, 9 ay bekledik, 1 yıl bekledik. Yaklaşık 2. yılın sonunda bir ansızın haber geldi. Bakın abartmıyorum, ansızın bir haber geldi. Bakırköy Belediyesi, Bakırköy ilçesi bölge planları geçiyor. Aa, müthiş sevindim, çok sevindim. Hemen teknik başkan yardımcımız Cavit Bey'i aradım. Büyükşehir'deki görevli meclis üyesi arkadaşlarımızı aradım. Nasıl dedim planlar? Cevap şu. Görmedik ki başkanım dediler. Ya nasıl görmedik? Görmedik. Ya dedim hemen CHP'li komisyon üyelerine soralım. Nasılmış planlar? 3 tane CHP'li komisyon üyesi var. Aradım birisini. Eski Beşiktaş ilçe başkanımız Sebahattin Bey. Kendisi de şehir plancısı, yani konunun uzmanı. Sebahattin Bey dedim, bizim planlar nasıl? Çok şaşırtıcı bir şey. Başkanım dedi, görmedik. Bakın, imar komisyonu üyesi, Cumhuriyet Halk Partisi şehir plancısı Sebahattin Bey'i görmediğini söylüyor. Bizim arkadaşlarımız da görmemiş. Perşembe günü saat 12. Allah Allah ya, nasıl olur, bir bakın edin filan derken kıyısından, kenarından, ucundan, kulağından haberler geliyor. İşte Osmaniye'de şöyle olmuş, Kartaltepe'de böyle olmuş, demir yolunun güneyinde zaten hepsi reddedilmiş falan diye konuşuluyor. Aradım defalarca, bilgi alamadık. Bunun üzerine arkadaşlar, çok sık söyleniyor, Bakırköy Belediyesi bu bölge planlarına itiraz etti, bölge halkının menfaatlerini gözetmedi diye. Gerekçe de şu, güya Bakırköy Belediyesi kendi 2 tane kamu alanındaki imar planlarıyla ilgili değişikliği kabul etmediği için. Asla söz konusu değil. Bölge planlarının bölge halkının menfaatini gözetmediği için bunu reddettik. Cari alan olarak. Evet, söylenenler. Şimdi bununla ilgili olarak ben AK Parti Grup Başkan Vekili Esenler Belediye Başkanı Tevfik Bey'i aradım. Tevfik Bey'e dedim ki, bakın Tevfik Bey, bu bölge planları bizim açımızdan kabul edilebilir değil. Biz küçük ya da büyük parsel bazında bir uygulamanın Bakırköy halkını mutlu etmeyeceğini düşünüyoruz. Ayrıca bizim arkadaşlarımız bu planları ayrıntılarıyla görmedi. Bize birkaç gün müsaade edin, hep birlikte çalışalım, planı gerekirse revize edelim, gerekirse bir sonraki ay yeniden bakalım. Kendisinin ifadesi şu, peki başkan biz bir bakalım, değerlendirelim, seni bilgilendiririz. Şimdi değerli gazeteci arkadaşım Ekrem Bey dedi ki, ticari alan. Etrafta söyleniyor, iki konuyla ilgili Bakırköy Belediyesi'nin itirazı olmuş. Bir, Zeytinlik Halk Pazarı'nın yeriyle ilgili olarak Bakırköy Belediyesi'nin itirazı olmuş. Evet, doğru oldu. Çünkü orası daha önceden de halk pazarıydı. Halka da biz ilan etmiştik. Yerin altında 3-4 kat otopark yapacağız. Zemin katta yine aynı eski haliyle çarşı yapacağız. Bir üst katını da sivil toplum örgütlerinin toplanma adresi ve onlara bir iletişim merkezi kuracağız dedik. Başka bir şey söylemedik. Bunu küllüm atmışlar. Ya olmaz dedik. Tamam. Peki. Bir ikinci ne var? Yanlış anlaşılmaktan korkuyorum ama söylemekten de imtina etmeyeceğim. Bu hemen Sinan Erdem Spor Salonu'nun yanında İlgençlik Spor Müdürlüğü binasının arkasında Bakırköy Belediyesi'ne ait bir arsa var. O arsayı da değerli arkadaşlar, biz Bakırköy Belediyesi olarak, kültür merkezi olarak değerlendirebiliriz. Bir sosyal sorumluluk projesiyle değerlendirebiliriz. Ya da başka bir şey. Ama ticari fonksiyonu yok. Orayı da cami alanı olarak ilan etmişler. Ya dedik ki, Bakırköy'de, Ataköy'de, Yeşilköy'de, Osmaniye'de, Kartaltepe'de zaten var.
Halkımızın böyle bir talebi yok. Ayrıca bize sorsanız, yani tamam baş tacı olsun, hiç kimse karşı değil. Başımızın üstünde yeri var. Ama bize sormadan bir emrivaki yapmayın. Fakat kendileri bunu söylüyorlar ama özü itibariyle esas itirazımız bölge planlarının tamamınaydı. Ve bir ilave katı Bakırköy halkından esirgedikleri için biz o bölge planlarına red oyu verdik. İspat mı? İspat mı? Çünkü dedikodu var. Buradan 2-3 yıldır AK Parti'nin meclis üyelerine hep teşekkür ediyorum. Oy birliğiyle planlarımızı geçirdikleri için. Ama siz değerli halkımdan özür diliyorum çünkü ben safmışım. Onlardan teşekkürümü geri alıyorum. Çünkü onlar Bakırköy halkının en doğal ve en haklı talebini gasp ettiler. Bir ilave katı vermediler. Bir daha söylüyorum, bölge planlarının tamamına itiraz ettik, bölge halkının menfaatini gözetmediği için. İspatı mı? Videoyu aç kızım. Bir videoyu çok kısa izlemenizi rica edeceğim. Sayın Grup Başkanımız Tevfik Bey, Sayın Belediye Başkanımızla Bakırköy Belediye Başkanımızla görüşmesinde Sayın Belediye Başkanı'nın geri alalım, bir dahaki ayağa kalsın ve planın tamamı üzerinde itirazımız var. Aksi takdirde biz kabul etmeyiz söylediğini Tevfik Başkanım söyledi. Dolayısıyla bir parsel konusu değil itiraz. Ben değerli arkadaşlar, bakın bir daha söylüyorum. Bu benim kendi sözlerim değil. Bunu söyleyen beyefendi İBB AK Parti İmar Komisyonu Başkanı. Ne diyor? Bakırköy Belediye Başkanı Tevfik Bey'i aradı. Bu planları biz kabul etmeyiz dedi. Bu planları geri çekin dedi. Önümüzdeki ay tekrar değerlendirelim dedi. Bizim plandaki itirazımız parsel bazında değil, bölge planlarının tamamına dedi. Baştan al, bir daha dinleyelim. Sayın Grup Başkanımız Tevfik Bey, Sayın Belediye Başkanımızla Bakırköy Belediye Başkanımızla görüşmesinde Sayın Belediye Başkanı'nın geri alalım, bir dahaki ayağa kalsın ve planın tamamı üzerinde itirazımız var. Aksi takdirde biz kabul etmeyiz söylediğini Tevfik Başkanım söyledi. Dolayısıyla bir parsel konusu değil itiraz. Ben yine söylüyorum. İtiraz Sebahattin Başkan'ın da söylediği gibi başka konularda da itirazlar var. Olabilir, doğrudur da bu süreç içerisinde, itiraz süreci içerisinde inceleme yapılır. Bizim atladığımız bir şeyler varsa onlara bakılır. Arkadaşların talepleri varsa onlara bakılır. Değiştirilmesi gereken konular varsa yeniden bakılır. Ama bugünden yarına meselesi değil talep. Herkes söyleneni, bakın Bakırköy halkının en üst düzeydeki temsilcilerinin tamamı neredeyse burada. İlçe yöneticilerimiz, gençlik kollarımız, kadın kollarımız, mahalle temsilcilerimiz, muhtarlarımız, meclis üyelerimiz, sivil toplum örgütlerinin bütün saygın temsilcileri burada. Herkes burada. Bakırköy'ün tüm seçilmişleri burada. Değerli arkadaşlar, dışarıdaki AK Parti'nin ürettiği yalanın cevabını yine AK Partililer veriyor. Biz Bakırköy halkının menfaatlerini göz ardı eden planların tamamına itiraz ettik. Tamamını Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Halk Partili Bakırköy meclis üyeleri red oyu verdi. Ve sonuç, red oyu verdik, konuyu mahkemeye taşıyacağız. Eşitlik ilkesine aykırı olan, teknik ayrıntısını Cavit Bey verdi, ben bir daha üstünden geçmeyeceğim. Ama bir rakam söyleyeyim. Bakırköy'deki parsellerin %65'i 400 metrekarenin altında arkadaşlar. 2000 metrekare tevil istiyorlar. Bu ne demek? En az 5, 6 hatta 7 tane parseli yan yana getireceğiz. Ya fiilen bu mümkün değil. Aynı apartmanda oturan, 40 yıldır komşu olan 10 tane komşu bir araya gelip binasını yenileyemiyor. Biz şimdi 7-8 tane apartmanı bir araya getirip nasıl bu insanların kentsel dönüşümünü gerçekleştireceğiz? Pratikte mümkün değil. Bunu kabul edemeyiz. Niye? Dediğim gibi eşitlik ilkesine aykırı.
Dört tane yan yana eski bina var. Tam beşinci bina yapılmış. İki yıl önce yapmış. Ne yapacak? Binayı yıkacak mı adam? Tevhid yapmak için yıkacak mı? E haksızlık değil mi ona? Ayrıca nasıl bir araya getireceğiz? Bir sürü örneği var. Değerli arkadaşlar, bu kabul edilebilir bir plan değil. Bununla ilgili yapacağımız konuyu mahkeme sürecine götürmek, bununla ilgili Bakırköy halkının menfaatlerini koruyacak en üst düzeyde itirazlarımızı iletmek ve eminim ki sonuç alacağız. Peki sonra ne olacak? Sonrasını söyleyeyim. Çok az kaldı. Geçen sefer eksik kalmıştı. Büyükşehir'i Sayın İmamoğlu'yla kazandık ama meclisi kazanamamıştık. Az kaldı. Önce 2023'te Sayın Genel Başkanımızı Cumhurbaşkanı yapacağız. Sonra 2024'te İstanbul'u en az 25 ilçesiyle ve meclisin %70'iyle kazanacağız ve tüm haklarımızı gidip kendi partilerimizden isteyeceğiz. Böyle çözeceğiz. Çok değerli dostlarım, çok vaktinizi almayın. Sayın ilçe başkanım da söyledi. Ataköy 5. kısımda bir şehit cenazesine gideceğiz. Bu vesileyle bir kez daha ülkemizin birlik ve bütünlüğü için şehit olan, gazi olan bütün güvenlik görevlilerine ve yurttaşlarımıza başsağlığı diliyorum, rahmete kavuşanlara, gazilerimize acil şifa diliyorum. Biz de oraya gideceğiz ama bugün bu katılım bizim açımızdan çok değerliydi. Hepinizin ayaklarına sağlık. Size uzun uzun belediye hizmet binasının ne zaman biteceğini anlatıp yormak istemiyorum. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında Ocak ya da Şubat ayında hep birlikte bir görkemli açılışı burada yapacağız. Pazar binası bitti. İnşallah önümüzdeki günlerde pazar sokaklardan taşınmış olacak. Bir kere daha Bakırköy halkından, özellikle Osmaniye ve Kartaltepe halkından büyük özür diliyorum. Çok sabır gösterdiler, bizleri bağışlasınlar. Ama ben giderim, sözüm kalır. Her iyi şey sabırdan sonra gelir. Teşekkür ediyorum. Hepinizin ayaklarına sağlık. Sağ olun.